Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Championship Manager 2003-2004'ü özledim. Hemen dedim parma kariyerime devam edeyim. Regina ile oynayacağız. Junior cezalı. Onun yerine hemen Castellini var aklımda. Şu da fena değil ama Castellini daha genç ve tecrübe kokuyor. Şuna bak. Buram buram tecrübe kokuyor. Buraya kadar geldi yani. Hemen devam edelim. Koku ilk 11'de oynamak istiyor. Bu da fena değil ya. Daha 26 yaşında çiçek gibi çocuk. 5 milyon. Junior'ı ittirebilirsek. Çünkü Junior 30 yaşında. Şey alabiliriz. Mantıklı olur. Cardone gel bakayım. Bunun da fiziğiymiş yalnız ha. Güzel güzel. Evet. Maçımıza giriyoruz. Haydi bismillah. Hiç ataksız mataksız geçti. Hadi bakalım. Dakika 37. Sersi'den bir orta bekliyoruz. Açtı ortasını. Defanstan geri döndü. Nakata. Dağlara taşlara. Nakata'yı falan hepsini satacağım. Bir 6 ay parlatalım da. Ferrari hemen indirdi top Castellini'ye. Top şimdi Bresciano'da. Tekrar Castellini'de Bresciano. Görün bak bomboş. Şimdi balona da top. Uzaktan bir şut denemesi. Bunlara daha az şut çek diyemiyor muyuz ya? Şimdi Blesi'de top. Çok güzel indi Bonera'ya. Ne yapacak Bonera? İlerliyor önü boş. Offside dedi. Nasıl offside bu? Vur ona. Gol abi, nasıl offside o? Kim offside'de yani? Adriano offside'de diyor da golü Adriano atmadı ki. Devam. Ya biz derdiniz gününüz bitmiyor ya. Gel bakalım Filippini. Devam. Şimdi Filippini topu çok güzel aldı. Adriano'ya attı pası. Adriano önü bomboş. Hemen ver bak. Döndü. Adriano birebir de çok kaçırıyorsun ya. Şimdi Bonera'ya da top. Sersi'ye güzel bir pas geçti. Çevirirse tehlikeli. Yol bitti. Hadi be çocuklar ya. Buradan bir 3 puan almamız lazım. Şimdi Castellini de top. Filippini çok güzel bir pas attı. Adriano vurdu. Dar açıdan muhteşem bir gol. 60. dakikada parma golü buldu. Çok güzel. Şu 6 ayı bir tamamlayalım da. Bu takıma ben çok güzel bir ayar çekeceğim. Zaten oraya bir de Robinho gelecek. Hemen değişikliklerimizi yapalım. Yorulan kimler var? Ferrari yorulmuş. Hemen şöyle bir pozisyonlara bakayım. Tam olarak ezberimde değil. Bu merkezde oynar. Bu da merkez oynar. Biraz daha tecrübeli. Top kapması markacı kafası var. Bu gelsin. Ferrari sen çık. Bir de başka kim olabilir? Şöyle şu çocuğu parlatmak istiyorum ya. Sersi bugün iyi oynamamış. Morfeo'yu satacağım.
Yavrum benim be. Var ya burada bunda mıydı bazen bilmiyorum. Bazen 2003-2004'te miydi? Henry'nin sözleşmesi 2004'te bitiyordu. Arsenal bazen sözleşme imzalamıyordu. 6 ayda ben Henry'yi cebe atıyordum. Güzel yıllardı ya. Patrick Vieira. Ey yavrum ey. Şu zihinsele bak ya. Profesör mübarek. 20-20-17-17-20-17-20-15-15-20-18. Ay maşallah. Sol Campbell. Adamdır. Devam. Arsenal o günleri çok arıyor. Bu ayın golü kimden acaba? Bizden varsa yönetim performansımıza çok sevindi. Bizden kimse yok. Devam edelim. Juventus 6 tane saplamış ya. Rivaldo'yu falan da aldı. Rivaldo bence çok gereksiz oldu ya. Del Piero, Trezeguet varken. Yavrum benim. Daha 28 yaşında daha o zaman Del Piero. En verimli çağı. Camoranesi. Takkinardi. Söylemesi en zevkli oyuncu. Takkinardi. Daha Edgar Davis'i filan saymıyorum. Gözlüğüne kurban. Appiah. Sonradan ne hikmetse Fenerbahçe'ye geldi. Montero. Bu Juventus da yani. Juventus'tu. Hadi bakalım. Şimdi gelecek planlamamızı yavaştan yapalım. Morfeo'yu satabilirsem satacağım. Sersi tabii ki geleceğimiz. O yedek olacak Robinho gelince normal olarak. Belki de Adriano'yu alamayacağız. Sersi Robinho ikilisine dönecek bilmiyoruz. Şu çocuğu satabilirsem satacağım ya. İyi de para ediyor. Fena da değil. Belki alıcısı çıkar. Nakata gidecek. Nakata'dan hiç verim aldığımız filan yok. Yıldız oyuncu diyor ama tıraş. Ben size söyleyeyim. Şey geldi. Junior geldi. Hemen oraya Junior alalım. Şöyle yapacağım. Aslında şunu 35 yaşında artık ya. Sözleşmesi bitiyor mu? Yok artık. 2005'e kadar bir de sözleşme yapmışlar. Neyse bunları hep yavaş yavaş düzelteceğiz. Şu Blasi ve Adriano'yu benim bir şekilde alabilmem lazım. Bir bir sürpriz var. Lecce Parma maçı. Haydi bakalım aslanlarım. Gösterin gücünüzü. İtalyan aygırları. Şimdi hızlı başladık. Nakata'nın önü bomboş. Abi hız yok ki. Milim milim ilerliyor. Vur be. Olsun güzel. Hızlı başladık. İndir onu. Abi, defans merkezimiz efsane. Oğlum bir koş şuradan ya. Hey Allah'ım ya Rabbim yürüyerek gidiyor anasını satayım. Vur be. İşte bu. Oraya bir Toledo alacağım ya.
Orayı bir Toledo alırsam otobana çevirir bizim sağ kanadı. Bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi Blessed Run topu kullanıyor. Güzel bir orta vurabilirse. Ah! Kaleci çok iyi kurtardı. Şimdi Cannavaro'da top. İn aşağı. Güzel. Abi şu Bresciano'yu görün. Güzel. Koşu yolu. Koşu yolu. Açtı ortasını ama orası ana baba günü. Vur be. Yalnız bu kaleci de hayatının oyununu oynuyor. Amelia. Tanıdık geliyor ama çıkaramadım. Bak gör şunu. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Ha vur vur. Oradan golüm var sanki. Şimdi Blessi'de top. Balona. Blessi uzaktan sert şutları var. O bizde güzel. Baskıyı kurduk diyecektim. Ne yaptın lan topsuz alanda? Kırmızıya da ben seni bir geberteyim. Ya abi ne oldu? Ne ara ne yaptı yani çocuk? Top yok, bir şey yok. Yalnız var ya bizi çok fena doğruyorlar ha. Haberiniz olsun. Bizi çok fena doğruyorlar. Öyle böyle değil. Şuraya SRC'yi mi koysam ya? Ha şöyle bu AMRLC oynuyor zaten bildiğim kadarıyla. Ofansif orta sağ orta da oynuyor. Acaba merkez bunu bırakmak. Bakayım. Top kapması markajı bunun var. Nakata top kapma 12 markaj 10. Gel bakayım ya. Şimdi Bono'ya da top. Ne yaptın lan? Ya bunlar var ya, zorla bu maçı verecekler belli oldu. Çok güzel Adriano. Araya nefis girdi. Vurabilir mi? Ah, şu birebirlerini bir halledebilsen. Güzel. Ferrari'den kaçmaz. Şimdi Bresciano'da top. Sol taraftan gıdım gıdım ilerliyor. Sinsi sinsi yaklaştı. Açtı ortasını. Sersi. Aaa. Kaçıncıyı kurtardı be. Şimdi Cannavaro'da top. Uzun bir top. Adriano çok güzel indirdi. Uzaktan deniyor. Kalecinin kucağında. Güzel. 10 kişi kalmamıza rağmen yine üstün olan taraf bizdik. Şimdi Junior'da top. Sersi indi. Sersi Bonera'ya döndü. Uzun oynadı Bonera. Penaltı! İşte bu. Bizi rahatlatacak olan gol gelecek inşallah. Hadi Adriano. Kaçıracak bence var ya. Hiç Tekin yaklaşmadı. Ben ama yani anladım. Anladım yani. Hadi. Gölge markajı yapma Sersi. Ay yedik. Biraz daha aşağı kalktılar ya. Ne yapalım?
Valla sadece kendi yarı sahasına çekilsin mi? Hadi bakalım. Adam tacı kornere çevirdi ya. Belliydi ama böyle bir şey olacağı. Hadi Adriano. Son dakikada güldür yüzümüzü. Ne yaptım be? Hadi be. Ya oğlum penaltıyı kaçırdın, şunu bari at ya. Geldi. Güzel yer Ali Samiyen. Ayıbuan mübarek ya. Tam bir Ayıbuan. Kimler yorgun? Artık skoru korumaya iyice dönebiliriz. Vallahi çok fazla yorgun olan da yok ama. Şöyle bir bakıyorum. Hadi Bonera'yı çıkartayım. Bir de Sersi'yi çıkartayım. Çocuklar da biraz forma bulsunlar. Aman diyeyim ha. Şimdi Adriano'da top. Ne yapacak? Çok güzel sıyrıldı. Bomboş kaldı. Ve Adriano adını altın harflerle Lecce maçına yazdırdı. Karanlık gecelerimin yıldızı sensin aslanım. İşte bu be. Arap atı mübarek. Geç açıldı, tam açıldı. Siz daha durun, ben bu takımla neler yapacağım. Bir maça itiraz etmeyeyim ya. Bana kalırsa hiçbir şey yapmadı ama şimdi bu İtalyan Federasyonu'na da hiç güvenim yok. Çat diye 3 maça çıkarırlar filan. Kalsın. Yiyin birbirinizi, ete para vermeyin. Inter çok sıkıntılı durumda. 16. sıradalar. Bir bakayım. Yavrum benim be. 6. haftanın sonunda liderlik Parma'da. Ama işte İtalya Ligi'nin İtalya Ligi olduğu zamanlar. Callon Recoba Vieri. Yuritis Galgo. Yuritis Galgo eyvallah da yani Francisco Toldo da yani lütfen. Severim. Oliver Kahn'ı severim. Francisco Toldo'yu severim. Ondan sonra Cima. Bir de Taffarel'i severim. Bu üçü. En iyisini demiyorum bak. Severim. Bu üç oyuncuya sempatim vardır. Taffarel'i ele ele. Nasıl olmasın yani?
Taffarel olmasa şu an var ya, bizim UEFA kupamız yoktu, Süper kupamız da yoktu. O Henry'nin kafasını bir tek Taffarel çıkartır. Daha da çıkartanını görmedik. Adam Dünya Kupası kazanmış be, Dünya Kupası. Daha ne kazansın? Evet. Juventus sürpriz yapmamış. Güzel. Zaten bu yıl Juventus ve Milan'la çekişeceğim gibi gözüküyor. Roma biraz şey başladı. Tabi bize yenilince yara aldılar. Ama Roma da bu işin peşini bırakmayacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Şaka maka, Ekim'in ortasına geldik bile. Aha, ikiye çıkardılar. Ne yaptın oğlum ya? Takımın var ya, orta sahanın beyni bu çocuk. Sözleşmesi ne zaman bitiyor? 2007. Eğer bunu bir daha kiralayamazsak ya da satın alamazsak bize bir orta saha lazım, ama çocuk gibi orta sahayı da biraz zor buluruz. Yalnız Allah razı olsun, federasyon önümüzü kesmek için her şeyi yaptı. Junior atıldı. Şimdi Blessi atıldı. Haftaya kim atılacak bekliyoruz. Paragoni süper formda. Menegazzo ilk 11'de oynamak istiyor. Şu ilk 11'de oynamak isteyenleri bir yavaş yavaş keselim. Bize ekmek çıkar mı, çıkmaz mı? 13'leri bol bir oyuncu ama fiziği taş gibi. Yani yedek olarak olabilir, bir dursun. Ne oldu, maça mı geldik? O UEFA. Niye kaydedemiyorum? Mecbur maça gireceğim ha. Neyse, girelim. Şeye bir bakayım, kondisyonlara bir bakayım. Güzel. Herkes taş gibi. İnşallah bu sene güzel takviyelerle UEFA'da olumlu işler yapabiliriz ya. Umudum var. Şimdi Junior'da top. Blessi attı. Vur uzaktan. Döneni tamamla. İşte bu. Bu kadar basit. Bravo Sersi. Sersi de yalnız parma kariyerine inanılmaz başladı. Bakayım. Tircilik 20 oldu. Söz geçirmesi, topsuz alanı gelişiyor. Güzel. Şimdi Adriano'dan güzel bir frikik gelir mi? Üstten dışarı çıktı. Bravo Blessi. Şimdi Cannavaro'da. Bonere'ye attı pasını. Bonere sağ taraftan yardırıyor. Ortasını yaptı. Vurdu. Döneni tamamla. Ah be.
Bonner'e tekrar indirdi Nakata'da. Cannavaro uzun oynadı. Adriano indirebilirse indirdi. Top tekrar Nakata'da. Blesi. Balono. Uzaktan denedi ama denemese daha iyiydi. Şimdi kaleci duran topu kullandı. Kale vuruşunu kullandı. Blesi bravo. İndir. Güzel. Şimdi Blesi de top. Nakata'ya güzel bir pas, çevirmesini bildi. Vurdu. Bir daha vurdu ve gol. İşte bu. 2-0. Antrenman tadında geçmesini beklediğim bir maç. Şimdi Bresciano'da top. Ortasını açtı. Adriano, Bolano. Yapma be. Şimdi Junior'da top. Bolano, Cannavaro. Uzun oynadı. Adriano'da top. Tekrar Bolano. Bonera. Ver bak 23'ü, gör 23'ü. Ya abi şuna vurma artık. Çıldırtma lan beni. Şuna bir özel talimat vereyim. Uzun şut seçili değil. Uzun şut çekme yok mu? Uzun şut çekme yok ya. Şimdi Bresciano indiremedi topu. Blesi çok güzel söktü aldı. Junior Bresciano. Bak vurma çocuk. Ay. Bunu satsak mı biz? Ne yapsak ya? Gelişiyor yalnız ha. Öyle efsane bir orta saha değil ama olanın içinde kurtarıyor. Bakma aslında bizim çok eksiğimiz var ya. İyi ki Diego'ya falan çok para harcamamışız. Çünkü sezon sonu ne olacak, nasıl olacak hiçbir şey bilmiyorum. Blesi'yi kiralayamazsam, Adriano'yu alamazsam zaten takımın gücü bayağı bir düşecek. Ne yaptın? Bravo Junior. Hemen şimdi ver. Şu top ha. Şu çocuğun ayağından bir çıksın şu top. Çok güzel. İşte orada bak sıyrıldı. Basıp geçecek. Oraya Toledo lazım. Sağ bir Toledo çakacağım ben. Rahat olun. Çevir içeri. Ah be. Sersi'yi çıkartayım mı? Sarı'yı gördü ya. Bakayım kimler yorgun. Adriano'yu hiç çıkarmıyorum ya. Abi Adriano da Ayıboğan gibi hiç yorulmuyor ki. O zaman biraz daha şöyle kimleri oynatabilirim ona bir bakayım. Şu çocuk fena değil ya. Şu. 23 yaşında. Potansiyeli de var gibi. Biraz şöyle kendini geliştirse. Bir tane de Cannavaro'yu çıkartayım. Hadi bakalım. Aç ortanı. Ya
Yalnız bir 4-5 bekliyordum ben açıkçası. Şimdi bu oynarda top. Şişirdi. Yani hiç yakışmadı. Geriye kaleye döndü. Buraya uzun oynuyor. Bunlar saçmaladı ya. Bir şeyler yapacak ama hayırlısı. Evet, bitsin artık. Güzel. 2-0'lık temiz bir galibiyetle ilerliyoruz. Brescia ile oynayacağız 18'inde. Haydi bismillah. Bakalım kimler çıkacak. 24 tane diyor ya. Buralar çok önemli değil. Şurada hemen halledeyim. Hemen halledeyim dedim. Çat diye Sporting çıktı. Şu çocuğu küçükken çok severdim. Aa, Pinto. Bu da fena defans değil yani. UEFA'dan inşallah elenmeyiz ya. UEFA'da bayağı sonuna kadar gitmek istiyorum. Şimdi Robinho falan da gelecek. Nakata'yı iteleyip bir de oraya Toledo çakarsam fırtına gibi bir ileri dörtlüm olur. Evet, burada duracağım ama duramıyorum. Dur. Hah, durdu. Evet arkadaşlar, burada bırakacağım. Yazık ki Blessi cezalı. İki maç yok. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.